Merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Daha önce bilimsel karar yapmanın avantajlarından bahsetmiştim. Bu videoda ise tam tersi, bu sefer bilimsel karar yapmanın güçlüklerinden veya dezavantajlarından bahsedeceğim. Bu videonun amacı açık bir şekilde bilimsel karar yapmanın 4 en temel dezavantajından bahsetmek ve daha önceki avantajlar videosuyla da birleştirerek sizin bir konuda doğru bir beklentiye sahip olmanıza yardımcı olmak. Umarım bu videolar sizin daha gerçekçi ve istediğini bilerek karar vermenizde yardımcı olur. Bugün bahsedeceğim dört temel konu başlıkları şunlar. Birincisi uzun çalışma saatleri ve stresli bir düzen. İkincisi bilimsel toplulukta çeşitlilik ve kapsayıcılık eksikliği. Üçüncüsü rekabet ve izolasyon. Dördüncüsü finansman zorluklar. İlk kategoriden başlayalım. Uzun çalışma saatleri ve stresli bir düzen. Bilimsel bir soruyla uğraşmak ve bunun aydınlanması için bazı çalışmalar yapmak toplamda çok fazla zaman alan bir iş. Öncelikle sorunun kendisini oluşturman lazım. Alanda ne biliniyor, ne bilinmiyor. Ne eksik, neleri bilirsek daha aydınlatıcı olur. Daha sonrasında bu sorulara cevap vermek için hangi tekniklere başvurman lazım? Bu teknikleri oluşturmak ve doğru bir şekilde uyarlamak, bu deneylerden gelen sonuçları dikkatli bir şekilde incelemek, bazı önermelere varmak, bunları bütünleştirmek ve bir bağlamda oturtmak, yazmak ve daha sonrasında ise diğer insanlarla paylaşmak. Bu bahsettiğim basamaklar çoğu zaman belli sıkışmış bir zaman diliminde yapılması gerekiyor. Bundan ötürü bazen bilim insanları hafta sonları tatillerde veya da geceleri çalışmak zorunda kalabiliyor. Bunun en yaygın örneklerinden bir tanesi hücre kültürü. Bunun normal bir çocuk bakmaktan bir fark yok. Belli günlerde sahip olduğun hücreleri düzenli bir şekilde beslemen lazım. Veya onları bazı ilaçlar uygulaman gerekiyor. Onlarla kimi zaman normal çalışma saatlerinin dışında ilgilenmek zorunda kalabiliyorsun. Diğer bir perspektif ise şu. Kısıtlı bir zaman diliminden bahsettiğim için misal doktora bitirmek için belli bir süre limiti var. Aynı şekilde doktora sonrası araştırmacıysan ise bir veya 2 yıllık kontratların oluyor. Bu kısıtlı sürede yeni bir ve etkileyici deney sonuçları oluşturman bekleniyor. Bu baskı oldukça stresli bir çalışma ortamı yaratabilir. Çünkü mezun olabilmek veya devamında daha iyi bir laboratuvara gidebilmek için veya hatta profesör ünvanına sahip olabilmek için belli sayıda makalen olması bekleniyor ve bunları iyi dergilerde yayınlaman gerekiyor. Uzun çalışma saatleri bu bahsettiğim tarzdaki streslerle de birleştiği zaman işte bazı mental problemler doğurabilir. Dolayısıyla bilim insanları bu kariyerin gerekliliklerini düşününce tükenmişlik, kaygı veya depresyon yaşayabilir. Bu yüzden bilim insanlarının kendilerine bakmaları ve sağlıklarına öncelik vermeleri çok ama çok önemli. Bunu kendi hobilerinize odaklanarak yapabilirsiniz. Bu egzersizler olabilir, sevdiklerinize vakit geçirmek olabilir. Kısaca kafanızı dağıtacak aktiviteleri hayatınızın merkezine oturtmak, profesyonel bir kariyer oluşturmak kadar çok önemli. İş ve yaşam dengesini kurmayı aklınızdan çıkartmayın. İkinci kategorimiz ise şu, bilimsel toplulukta çeşitlilik ve kapsayıcılık eksikliği. Uzun ve köklü bilim tarihini düşündüğümüzde çok rahat bir şekilde yetersiz temsil edilen veya dışlanan grupları görebilirsiniz. Bu unsurlar bazı bireylerin bilimsel bir kariyerde başarılı olmalarını zorlaştırabilir. Maalesef ki bu hala günümüzde de gözlemlediğimiz bir şey. Misal kadınlar veya farklı deri renklerine sahip olan insanların sayısı diğer insanlara göre çok daha az. Ben birçok üniversitede ve ülkede bulundum. Örneğin siyah profesörlerin sayısı beyazlara göre çok ama çok daha az. Yakın zamanda kendi alanındaki büyük bir konferansa gittim. Bu konferanstakilerin çoğu Amerika'dan veya Avrupa'dandı. Yüzlerce insandan bahsediyorum. Sadece bir tane siyah insan gördüm. Kendi alanımda da tanıdığım siyah araştırmacı sayısı 2 elin parmaklarını geçmez. Aynı sorun maalesef erkek ve kadın bağlamında da mevcut. Biyofizik alanında her labda çok daha fazla sayıda erkek var. Aynı zamanda çok bilinen bir trend ki bu bilimsel kariyer basamaklarına yukarı çıkarken kadınların sayısı gitgide daha da azalıyor. Bu bahsettiğim unsurlar bilimde çok tartışılan konular.
İşin güzel yanı bu konularda yavaş yavaş ilerlemeler kaydediliyor. Çünkü bilim camiasındaki çeşitlilik eksikliği dar bir bakış açısına ve sınırlı ilerlemeye yol açabilir. Farklı geçmişlere sahip bilim insanları çığır açan keşiflere yol açabilecek benzersiz bakış açıları ve fikirler, derinlikler getirebilir. Dolayısıyla bilim camiasının çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmesi çok önemli. Benim misal çalıştığım kurumda farklı çeşitleri aslında bir zenginlik şeklinde gören bir topluluk oluşturuldu. Burada farklı cinsiyetlerin, ideolojilerin, coğrafik bölgelerin, LGBT bireylerin vesaire bir arada bu konuları tartıştı ve farkındalık yarattığı sempozyumlar oluyor. Bu tarzda toplulukların bilimde daha fazla yaygınlaşması lazım ve her üniversitenin veya kurumun bunları barındırması lazım. Şimdi üçüncü kategorimize geçmek istiyorum. O da şu. Bilimsel toplulukta rekabet ve izolasyon. Bilim camiasında şöyle bir anlayış var ki senin güzel bir fikrin var ve bunu ilk önce tamamlayan ve uluslararası bir dergide paylaşan sen olmalısın. Bu perspektifin doğurduğu bazı sorunlar var. Bu rekabetçi bir ortam oluşturuyor. Bu direkt karşı çıktığın bir şey değil. Çünkü biliniyor ki belirli bir düzeyde rekabetçi bir ortama sahip olmak kişisel gelişim ve üretkenlik açısından çok önemli. Ama bunu kontrol edemezsen bu çok acımasız ve izole bir çalışma ortamına yol açabilir. Ayrıca kendini meslektaşlarından soyutlamış ve kopmuş hissedebilirsin. Bu da yalnızlık ve tükenmişlik gibi duygulara yol açabilir. Bilim insanların birbiriyle işbirliği yapması ve iletişim kurması çok önemlidir. Bu yenilikçi fikirlerin yanı sıra daha destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamına yol açabilir. Size iki tane çok uçan örnek vereyim. Daha önce çalışma yaptığım lablardan bir tanesinde labın başındaki insan araştırma anlamında çok içe dönüktü. Kimseyle kolaborasyon yapmıyor ve sadece kendi labındaki kişilerle araştırmasını yürütüyordu. Bu çok bariz bir şekilde geniş bir perspektif ve metodoloji eksikliğine yol açıyordu. Şu an çok popüler olan uluslararası dergilere bakarsan buradaki yayınlanan makalelerin yazar sayıları çok fazla kişiden oluşuyor. Misal Nature veya Cell makalesinde sen çok rahat 10, 20 hatta çok çok daha fazla kişi görebiliyorsun. Bunun çok basit bir açıklaması var. Zor sorular farklı perspektiflerin ve teknolojilerin birleştirmesini gerektiriyor. Bunu tek başına yapman mümkün değil. Diğer insanlardan yardım alman gerekiyor. Diğer uçtaki örneğim ise şu. Bizim çalıştığımız konuya benzer neredeyse aynı çalışan bir araştırmacı grubu var. Normalde sen bu tarzda gruplarla kolaborasyon yapmaya çok sıcak bakmazsın. Çünkü sen bu makale tek başına yayınlama şansın varken bir şekilde onlar senin önüne geçip senden önce bunu yayınlayabilir ve senin artık bu makaleyi yayınlamama olasılığını ortaya çıkartabilir. Ama biz mesela tam tersi bir bakış açımız var. Fikirlerimizi saklamaktansa tam tersi onlarla iletişime geçtik ve düzenli toplantılar oluşma kararı aldık. Bu şekilde güçlerimizi birleştirebiliriz ve cidden çok zor olan bilimsel sorulara cevap verebiliriz. Bu şekilde birçok hastalığı anlayabiliriz ve hatta çözümler geliştirebiliriz. O yüzden bu bakış açısı çok çok önemli. Dördüncü kategorimiz ise bilimsel araştırmada finansman zorlukları. Bilimsel araştırma çok pahalı bir şey ve çok büyük miktardaki paralara düzenli aralıklarla sahip olmak gerekiyor. Paradan bahsettiğimizde de ekonomiye ve politikaya girmemek çok zor. Her ülkenin veya bölgenin farklı bilim politikaları var. Ayrıca ulaştığın bilimsel materyaller her zaman kendi ülkenin bulunduğu para birimiyle sağlanmıyor. Örneğin sen bir kimyasalı Türk lirası değil de euro ile alman gerekebiliyor. Kısacası birçok parametre göz önünde bulundurman lazım ve bulunduğun yere göre bunlar öznel olabilir. Ama genel bir şey var ki o da şu, finansman için rekabet genellikle yüksek olduğundan bilim insanları araştırma projelerini tamamlamak için yeterli finansmanı sağlamakta zorlanabilirler. Finansman eksikliği bilimsel araştırmanın ilerlemesini ve başarısını sınırlayabilir. Bilim insanları araştırma projelerini küçültmek hatta tamamen durdurmak zorunda kalabilirler. Daha önce bahsettiğim unsurlardan ötürü ülkenin ekonomik ve politik durumu o ülkenin sahip olduğu bilimsel gelişmeler üzerine doğrudan bir etkisi var. İşin sadece
ekonomik boyutu değil, aynı zamanda da bilimsel düşünme perspektifinin oluşması lazım. Misal bazı petrol zengini ülkeler var. Biz bu ülkelerden hiç önemli bilimsel gelişmeler duyuyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla bulunduğun ülkeye göre bilimsel politika bağlamında bilimsel üretkenliğin etkilenmesi kaçınılmaz olabilir. Şu ana kadar oluştuklarımı özetlemek istiyorum. Bu videoda kendi perspektifimden bilimsel kariyerde çalışmanın dört en temel dezavantajından bahsettim. Bunlar uzun çalışma saatleri ve stresli bir düzen, bilimsel toplulukta çeşitlilik ve kapsayıcılık eksikliği, rekabet ve izolasyon ve finansman zorluklar. Bilimsel kariyer düşünen insanın bu dezavantajların farkında olması çok ama çok önemli. Bunlar sizin farkındalığınızı arttırabilir ve bilimsel kariyer hakkında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir. Dediklerimi hiçbirini bizzat kabul etmeyin. Kendiniz araştırın, sorgulayın ve değerlendirin. Kanımca bu dezavantajlara rağmen bilimsel araştırma alanında bir kariyer inanılmaz derecede tatmin edici olabilir ki bunun üzerine de daha önce video çektim. Onu inceleyebilirsiniz. Daha birçok avantaj veya dezavantaj eklenebilir ama kabaca en önemli düşündüklerim bunlar. Lütfen başka fikirleriniz varsa bunları yorum olarak bahsetmekten çekinmeyin. Ve bir dahaki görüşmemize kadar sağlıcakla kalın.